öğrenci nasıl olunur? Ne yenilir? Ne içilir? Kiralar nasıldır? Nasıl eğlenilir? Ucuz mu pahalı mı? 2 artı 1 ne kadara kalıyor? Ateşler yanıyor. Tramvay. Tam 2.10, öğrenci 1.55. Biraz emekli şehri açıkçası Konya. Abi burada deniz yok, ne zaman bitecek? Biz de gitsek. Televizyon ve konsol kiralayan bir araç aynı zamanda evinize kadar da getiriyor. Şimdi gidip fiyatını öğreneceğim. Lütfen çekirdek kabuklarını geri atınız yazıyor. Enerjiyi eğer doğru yere kanalize etmeye çalışırsanız yolunuzu da biliyorsunuz her yerde bulabilirsiniz. Selam, neredeyiz bilin bakalım. Ayyaz Motto Müzik. Öğrenciyiz biz olarak Konya'dayız. Konya'da öğrenci nasıl olunur? Ne yenilir? Ne içilir? Kiralar nasıldır? Nasıl eğlenir? Onları öğreneceğiz. Öğrencilerle kısacık sohbetler edip Konya'yı check edeceğiz. Konya öyle sakin bir şehir ki yani kırmızı ışık yok, yeşil ışık yok. Genel olarak ışık yanmıyor bu şehirde. Çünkü trafik yok. Bence burası huzur verici bir yer. Küçük şehirden gelen öğrenciler için de tabii ki karmaşık olabilir. Çünkü çok büyük bir şehir. Biliyorsunuz ki Konya Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip şehri. Arkamda Selimiye Camii bulunuyor. Ve direkt şurada da Mevlana Müzesi bulunuyor. Birazdan Mevlana Müzesi'ne gireceğiz. İçerisini göstereceğiz. Umarım izin veriyorlardır çekim yapmaya. Mevlana Türbesi ve Müzesi'nden çıktık. Şu an Alaaddin Tepesi'ne doğru gidiyoruz. Konya'yı şöyle alırsak Selçuk Üniversitesi üstte, Necmettin Erbakan Üniversitesi onun tam tersi tarafta kalıyor, yönde kalıyor. Alaaddin Tepesi de şehrin merkezinde. O yüzden hani öğrenciler için buraya inmek birazcık sıkıntılı da olsa insanlar, öğrenciler, gençler buraya bisiklet sürmeye geliyorlarmış. Selçuk Üniversitesi'nden buraya gelmek için tramvay var. 1.55'e gelebiliyorsunuz buraya. Konya'ya geldiyseniz kesinlikle el kartınız olmalı. Tramvay. Biraz kalabalık tabii ki de. Tam 2.10, öğrenci 1.55. Bu tramvayın güzelliğinin bir yanı kampüsün içerisinden sonra 3 durak bedava olması ve aynı zamanda da Konya'nın merkezine kadar gitmesi. Saat 12'den sonra saatte 1 oluyor ama bence bu da öğrenci şehri olan bir yer için ideal. Konya'nın en köklü üniversitesindeyiz. İsmi Selçuk Üniversitesi. Bütün fakülteler şu arkamda gördüğünüz kampüste bulunuyor. Bence Konya'ya ait güzel şeylerden biri çünkü öğrenci demek birlikte olmak demektir. Üniversite demek de kampüs demektir. Rahat ve Metal Topluluğundan Halil ve Göksu yardımcı olacak bize. Konya'da öğrenci olmak nasıl bir duygu? Ben ve Göksu zaten burada yaşıyoruz. Hani az çok hakimiz buraya ama şehir dışından gelen arkadaşlar daha iyi anlatabilir bence. Uşak'ta yaşıyorum. Uşak'ın ilçesinde yaşıyordum. Hani küçük bir şehirden geldiğim için hani Konya bana daha büyük, daha imkanı olan bir şehir olarak geldi. Aslında güzel bir yer diye geldi bana. Büyük olduğu kadar küçük bir yer. Çünkü Bursa'da daha fazla imkan var. Daha fazla hani. Biraz da bazı şeyler daha farklı burada olduğundan. Atıyorum burada gidilecek 5 tane mekan varsa orada 15 tane mekan var. Hani çeşit fazla ya da ne bileyim imkan fazla bazı şeylerde ya da burada farklı olan şey mesela ulaşım biraz daha ucuz. Konya biraz emekli şehri gibi. Bosna Ersek Mahallesi var, öğrenci mahallesi. Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin genelde kaldığı yer. Ama merkez tarafı biraz emekli şehri açıkçası Konya. Hani zaten burada 4 yıl okuyup da merkeze 4 kere inmemiş insanlar görebilirsiniz yani. Sadece devlet tiyatroları var. Aynen. Konya Merkez Devlet Tiyatrosu. İkincisi konserlerin düzenlendiği bir Grand Hotel. Eski ismiyle Rixos, herkes öyle bilirmiş. O da burada zaten hemen. Yakında. Ama yurt saatlerinden dolayı her konsere de herkes gidemiyor maalesef. Kapı açılışı 10.30. Yurdun giriş saati zaten 11.30. Grup sahneye 12.30'a çıkıyor. Yani onu da artık bir şekilde ayarlıyor. Ateşler yanıyor. Ateşler sönüyor. Savaşlar oluyor. Ne gidenler dönüyor.
Bosna Mahallesi ile ilgili fiyat bilgisi almaya giriyorum bir emlakçıya. Bosna Mahallesi'nde yaşamak isteyen bir öğrenci dünyayı kazandı diyelim. 2 artı 1 ne kadara kalıyor? 700 var, 750 var, 800 var, 825 var. O civara dönüyor eşyasız. 1000'e çıktığı zaman eşya alıyor. 1000 yok, boştayla 1000 lira hiç vermedim. Mülakattan geçirdim bir yarım saat. Bir bakarım saat. Tipine diyorsun bir bak. Ondan sonra eğer olumluysa kefil de almadan verdim. Hiç de sorun çıkmadı senelerde. Şu an Konyalı öğrencilerin takıldığı Bosna Hersek Mahallesi'ndeyiz. Öğrencinin kalbi burada atıyormuş. Ve şimdi buradaki en güzide kafelerden birine geldik. Ve neredeyiz biliyor musunuz? Susam Sokağı'ndayız. Engin yanımda. Kendisi yüksek lisans öğrencisiydi. Evet. Konya'da yüksek lisans yapan bir insan olarak sence Konya'da öğrenci olmak nasıl? İlk geldiğimizdeki banal cümleler şunlardır genellikle. Ne zaman bitecek? Lise de gitsek? Ne zaman? Hadi. Yani ben de şuradan geldim. Abi burada deniz yok. Abi burası Konya. 6 yıl önce geldim buraya. İlk geldiğim yıl. Bir yıl içerisinde hemen bir... Gideceğim diyordun yurt dışı, değil mi? Yoksa başka bir üniversite. Para abi şudur budur. Her öğrencinin hayali olduğu gibi benim de böyle bir hayalim vardı. Bir kafe açma hayali. İşte o kafenin sahibi olma orada. Kendi hayatını yaşama hayali var. Bu bana ait de oldu. Bulunduğum 5 erkek grubunun içerisinde. Dans okulu açmak için niyetlenip biriktirdiğim parayı. Daha sonrasında bir sanatsal merkezle kafeyi birleştirebilirim. Yani bir sanat merkezi, aynı zamanda kafe. Cuma, cumartesi, pazarını, şiir gecesi, sokakta müzik var gecesi, ondan sonra tiyatro gecesi, bana masal anlat gecesi, ekmek teknesi geceleri. Bu tarz şeyleri canlandırabileceğimiz, ismim de 90'lardan geldiği bir kafe açabilir miyiz dedim. Oldu mu? İstediğimin üstünde oldu. Dilimi ölesen gittimse sebebi sensin. Allah kar gibi gökten yağınca, karlar sıcak sıcak saçlarına değince, başın önüne eğilince benim bu şiirimi anlayacaksın. Şöyle bir şey yazdım sonra. Yağmur, çamurla bir elbise dikiyor şehre. Sıkılıyoruz. Şu an muhteşem bir şey buldum. Buradaki öğrencileri televizyon ve konsol kiralayan bir araç aynı zamanda evinize kadar da getiriyor. Şimdi gidip fiyatını öğreneceğim. Bu konsolu tamam. Ne kadara kiralıyorsunuz? Eve kadar getiriyor musunuz evet, sanırım? Evet. Abi saati ne kadar? Saati ne kadar abi? Bir direkt... gün boyunca size kalıyor. 24 ya. Saat mi? Ha, 24 saat mi? 40 lira mı? Evet. Şaka yapıyorsun. Ciddi mi? De böyle ne getiriyorsun televizyon olarak? LCD mi? LCD. Televizyon. Kaç ekran? 109 ekran. 109 ekran. 5 kol. Oh. Ne yapmaları gerekiyor? Telefon numarası, ne imzalar, bir şey gerekiyor mu? Yok. Yok bir şey gerekmiyor. Öğrencilerden hiçbir şey almıyoruz. Öğrenciler çok güvendi. Şimdi Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne gitmek için 4 numaralı otobüse bindik. Bu sadece eğitim fakültesine gidiyormuş. Şu an Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne geldik. Süper bir yolculuktu, çok rahattı. Şehir merkezinden 4 numaralıya dediğim gibi 10 dakika, 15 dakika sonra indik. Konya'da okumak sıkıcı mı, eğlenceli mi? Ne yapıyorsunuz mesela burada? Acayip eğleniyorum. Acayip eğleniyorum, yalan değil mi? Tabii ki yalan. Konya'da öğrenci olmak nasıl bir duygu? Bence güzel. Güzel. Ben memnunum. Ucuz mu peki sence burası, pahalı mı? Öğrenciyken pahalı. Konya'da kalmak ucuz mu, pahalı mı? Pahalı. Bence de öyle. Pahalı. Bir aylık harcaman toplama ne kadar oluyor Konya'da? 500-600. Yurt dışında. 1000-1100-1200 diyebiliriz. Evet diyebiliriz. Konya'da öğrenci olmak eğlenceli mi, sıkıcı mı? Sıkıcı. Bence sıkıcı. Ay sıkıcı. Konya'da öğrenci olmak pahalı mı, ucuz mu sence peki? Seyitşehir'e göre pahalı. Sıkıcı mı peki öğrenci olmak? Yoksa çok eğlenceli abi, biz çok yapacak şey, araba kiralıyoruz gidiyoruz. Vasat. Vasat. Ne çok kötü, ne çok iyi. Aynen öyle. Ne kadar kalıyorsunuz da? Ben kendimde kalıyorum. Biz bayağı tatlış bir abiye denk geldik. Muğla'lı iki güzel kız buldum şu an. Muğla'ya göre burası pahalı mı, ucuz mu? Kiralar olarak bakarsak biraz daha iyi ama genel anlamda çok da bir farkı yok. Aynen. Bir aylık gideriniz ne kadar oluyor? 1000'i geçiyor. Evet, geçiyor. Muğla eğlenceli benim çok bildiğim. Ve Ege'den gelen biri için Konya'da okumak, yaşamak gerçekten çok zor. Çok zor. Çok farklı yani bayağı. Ben bir teknoloji okuyorum. 4. sınıf öğrencisiyim. İnşallah bugün mezuniyet balamız. Bitiyor gidiyor. Aynen. 4 senem nasıl geçti? 4 senem ilk 2 sene çok kötüydü. Okulu bırakmayı düşünüyordum. Gerçekten. Aynen. Ama sonra bir şekilde adapte oldum. Aslında İzmirliyim ama hiç gitmek istemiyorum. Bir tane de büyük şehirli bulduk. Konya'da yapmaktan zevk aldığım en güzel yani aktivite neydi yapmaktan? Kitap okuma. Evet, Konya gerçekten sıkıcı bir şehir sanırım arkadaşlar.
Bey'in işletme sahibi Oktay abinin yanındayız. Valla Konya'da yediğim en güzel et ve ekmeğe sahip bir dükkan burası. Konya öğrenci şehri olarak tam bilinmiyor ama üniversite konusunda ama büyüyen bir şehir. Öğrenci şehri olarak bilinmiyor ama öğrenciyle kalkınıyor desek yeri var. Yani. Öğrenciyle kalkınıyor. Tabii, kesinlikle. Yani öğrenci olmazsa çarşı pazar boş diyebiliriz. Yani. Konya halkının öğrenciye bakış açısı nasıl mesela? Yani bundan belki 10 yıl, 15 yıl önce çok farklıydı da şu anda şey değil yani, öğrenci olmazsa olmaz yani. Son olarak öğrencilere söylemek istediğim bir şey var mı Konya ile ilgili? Konya ile ilgili. Gelsinler mi buraya? Konya okumaya? Güzel şehir tabii. Biraz sakin şehir ama sıkılabilirler. Yani huzurlu bir şehir. Huzur bulmak istiyorlarsa gelebilir tabii. Nezih, çok harika bir öğrenci yerindeyim. Girer girmez böyle büyüleniyorsunuz. Gerek atmosferiyle, gerek insanlarıyla, gerek çalışanlarıyla. Burası neresi mi? Konya'da Hiç Hane diye Evrensel İnsanlar Derneği'ne ait bir kafe. Burada 10 liraya giriyorsunuz. Sınırsız çay ve sınırsız meyve yiyebiliyorsunuz. Sahnede Bazinga var. Daha çok yeni bir grup. 6 aydan beri varlar. Onları şimdi dinliyoruz. Ne desem yalan, ne desem yerim kadın. Ne desem yalan, ne desem yerim. Konya'da Çekirdek adlı bir kafedeyiz. Burası Bosna Mahallesi'nde bulunuyor ve çok enteresan. Çekirdek veriyorlar gelen insanlara. Aynı zamanda da kapının girişinde lütfen çekirdek kabuklarını yere atınız yazıyor. Şimdi Konya'daki müzik yapmayı seven öğrencilerin takıldığı stüdyoya gelmiş bulunmaktayız. Biraz onları göstereceğiz. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Eğleneceğiz birazcık onlarla. Enerjiyi eğer doğru yere kanalize etmeye çalışırsanız, yolunuzu da biliyorsanız her yerde bulabilirsiniz. İyi ve güzel bir arkadaş grubun varsa hiçbir yer sıkıntı değil. Her cinsten komünite var. Herkes kendi rengine göre birilerini bulabilir. Bunu bulduğu takdirde de kendi alanını yaratıp üretkenliğine devam edebilir. Öğrenciyiz biz. Konya'daydık. Konya'daki öğrenci hayatını gösterdik size. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.